Yumurta, Süt, Bal ve Buğday filmlerinin yönetmeni Semih Kaplanoğlu, Trakya Üniversitesi Sinema Topluluğunca üniversitenin Balkan yerleşkesindeki Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, her filminde insanlığa insan olmaya dair bir hikaye anlatmaya çalıştığını belirtti. Biz bilgi sadece bilimsel bilgiler olarak algılamaya başladık. İşte Hızır Aleyhisselam ve Hazreti Musa kıssası da aslında belki biliyorsunuz başında Hazreti Musa bir kendini peygamberlik vasfıyla almış olduğu için dünyadaki bütün bilgiye sahip her şeyi bildiğini düşünüyor. Ama bir gece bir vahiy geliyor ve vahiy de ona diyor ki sen dünyadaki bütün bilgiye sahip değilsin. Senden daha çok bilen bir kurum var. İki denizin birleştiği yerde yaşıyor. Deyince Hazreti Musa benden daha çok bilen birisi varmış gibi öğreneyim diye yola çıkıyor ve buluşuyorlar. İşte o buluşmada da aslında gördüğü ve yaşadığı şeyin gördüğü ve yaşadığına sınırlı olmadığını, başka bir şeyi de temsil edebileceğini, manaların içinde manalar olabileceğini anlamaya başlıyor. Biz de aslında bugün dünyaya çok sınırlı olarak bakıyoruz. Çünkü dünya sadece bilgi ya da bilimsel bilgi temelli incelemeye çalışıyoruz. Ne kadarını anlıyoruz, ne kadar anlamamış. İşte o tam olarak hakikati kuşatamayan şeyin arayışı bu aslında. Kaplanoğlu bugün her şeyin dijitalleştiğini, bunun da insanı anlamdan uzaklaştırdığını dile getirdi. Kaplanoğlu, gelecekte kullanılacağını hayal ettiği görsel teknikler üzerinde de senaryolar yazdığını aktardı. Üç boyutlu görüntü vesaire, bütün bunların aslında henüz belki de sinemada yapılabilecek şeyleri ancak çok küçük bir kısmı meydana getirdiğini düşünüyorum. Dünya alemini aslında bizi izleyici kalacak kadar derin ve değişik bir teknolojik imkanlar var elimizde. Ama biz bunları sadece sanat için değil, daha çok ticaret için, bilgi için tecrübesel olarak değerlendiriyoruz. O yüzden varılan noktanın, görsel anlamda varılan noktanın bence çok sanat bu konuda bunu daha işlemselliğe sokmadı. Bu daha çok farklı bir hani olasılığa mı gelecek artık bunu bilmiyorum ama bambaşka bir görsellik ya da dünya tasavvuru ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Kaplanoğlu konuşmasının ardından soruları cevaplandırdı. Söyleşiye akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sinema severler katıldı.